TV'den herkese merhaba. İstanbul'un gizli tarihi programımızla tekrardan karşınızdayız. Ve yanımda tabii ki sanat tarihçisi ve akademisyen Yasin Saygılı var. Bugün sizlere Milyon Taşı'nı anlatacağız. Öncelikle Yasin Hocam, neden Milyon diyoruz taşın ismine? Milyon Latince milden geliyor aslında. Mil günümüzde de aynı şeyle devam ediyor. Latince de mesafe demek. Buranın ilk kökeni aslında Roma'da bulunan bir milyon taşı daha var. Milyonum Orium olarak geçiyor ismi ve sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Bir deyim vardır, bütün yollar Roma'ya çıkar diye. Hakikaten Roma hakimiyeti boyunca yaklaşık 80 bin kilometre, 50 bin mil boyunca uzun, günümüzün asfalt otoyollarına benzer bir yol yapmıştır. Ve bütün o yolların başlangıç noktası, meridyen sıfır noktası olarak Roma'daki o milyon taşının bulunduğu alan kabul edilmiştir. Tabii Konstantin şehri buraya taşıyıp bir Nova Roma, yeni bir Roma kurmak istediği zaman haliyle uzun yüzyıllardır her şeyin merkezi olarak, eski dünyanın merkezi olarak kabul edilen oradaki milyon taşının yerine burayı artık yeni bir sıfır noktası olarak Roma İmparatorluğu'nun merkezi olarak tanımlıyor. Normalde bu taş tabii ki şu an maalesef tek bir sütun olarak görüyoruz ama bunun yerine normalde tetraplon dediğimiz dört ayak üzerine kemerlerle bağlı mermer bir anıt var. Bu anıt pek çok noktada antik dünyada var olan bir şey ama buradaki maalesef Latin işgali döneminde komple baştan aşağı yok ediliyor ve yıkılıyor. Bir tek sonraki dönem yapılan su terazisini ortaya çıkartmak için yapılan kazılar döneminde şu an günümüzdeki kalan tek bir kalıntısı bulunuyor. Ne kadar büyüklükteydi yapı? Yani şu an oldukça büyük bir yapı normalde. Hani şu su terazisinin yaklaşık büyüklüğü kadar diyebiliriz. Zaten bir iki fotoğraf ve rekonstrüksiyondan da anıtın büyüklüğünü görebiliyoruz. O döneme göre oldukça önemli bir merkez burası. Çünkü bütün saat, yön ve mesafe, atıyorum Nikea ile Konstantinopolis arasındaki, İstanbul'la işte adın arasındaki mesafe o dönemler bu taşın konumuna göre yapılıyor. Ve gene Roma'ya bağlanan yollar, işte Via Egnatia dediğimiz, sağ kol dediğimiz, sol kol dediğimiz, Via Militaris dediğimiz yolların hepsinin başlangıcı bu üzerinde bulduğumuz Messa yolu. Buradan Ayasofya'dan ve Milyon Taşı'ndan başlıyor, Altın Kapı'ya kadar ilerliyor. Tabii ki burada var olan bu büyük tetraplon isimli antik yapı oldukça gösterişli bir şey ve Büyük Konstantin'in bir planına göre yapılıyor burası. Bir imparatorluğun hem dini hem siyasi hem yönetim merkezi olarak ayarlanıyor ve buranın da o yüzden gösteriş açısından simgesel bir önemi var sembolik olarak. Buranın da üzerinde heykeller oluyor tabii ki. Bir tanesi Büyük Konstantin'in kendi heykeli, bir tanesi sonradan aziz olarak kabul edilen imparatorun annesi İmparatoriçe Helena'nın bir heykeli var. Bir de çok enteresan bir şekilde Hristiyan bir imparator yaptırmasına rağmen Roma şans tanrıçası Tike'nin heykeli de var. Tabii sonraki yüzyıllarda bunların hepsi maalesef ortadan kalkıyor. Çok enteresan bir şekilde bu 6. yüzyıla kadar imparatorun yarı pagan, imparatorluğun yarı pagan, yarı Hristiyan niteliği devam ediyor. Fakat 6. yüzyıldan sonra artık imparatorluğun dini merkezi olarak ve dini resmi yapısı olarak Hristiyanlık oturunca Milyon taşınındaki bu sıfır meridyen noktası buradan Ayasofya'ya doğru taşınıyor ve Ayasofya'nın kubbesi artık hem Hristiyanlığın en büyük mabedi olduğu için hem de Bizans'ın en büyük mabedi olduğu için merkez nokta olarak kabul ediliyor. Ve bu yaklaşık Osmanlı döneminden 1880'li yıllarda Greenwich meridyenine kadar devam ediyor. Osmanlı'da şöyle bir olay var. Osmanlı'da gene bu Ayasofya'nın kubbesinin sıfır noktası ve meridyen olarak kabul edilmesi noktasında Roma ile aynı geleneği devam ettiriyor. Çünkü kubbenin tepesine bir adet hilal dikiliyor ve orası artık İstanbul'daki en önemli İslam mabedi olarak görülüyor. Osmanlı protokolünde de bir numaralı cami her zaman kuruluşundan, yani şehrin fetih edilmesinden Osmanlı'nın yıkılışına kadar her zaman Ayasofya'dır. O yüzden de oranın tepesindeki o hilalin olduğu gene Roma döneminde devam eden o gelenek Osmanlı'da devam ediyor. Sonra tabii ki 1880'li yıllarda Greenwich'in merkez meridyeni olarak kabul edildiği bir toplantı oluyor. Osmanlı'nın dahil olduğu 25 devlet oraya katılıyor ve resmi meridyen olarak orası Greenwich kasabasından geçen nokta sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Cumhuriyet döneminde de artık her şeyin sıfır noktası olarak kabul edilme olayı Osmanlı geleneğinde olduğu üzere burada ortadan kalkıyor. Çünkü artık daha farklı bir öncelik var, daha farklı, daha yeni bir yaklaşım oluyor, daha bir Avrupa standartlarına yakın oluyor.
Tabii ki Milyon Taşı'nın etrafında sadece bu heykeller olmuyor. Sonraki dönemlerde Hadrian, Trajan gibi çeşitli imparatorlar da kendi heykellerini dikiyorlar. Sonraki imparatorlardan bazıları eşlerinin ve kızlarının işte Sofia ve Helen gibi heykellerini diktiriyor. Ve burası zaten önemli bir nokta olduğu gibi aynı zamanda imparatorluğun bir memorabilyası gibi imparator ve eşlerinin heykelleri de buraya dikiliyor. Burası bir sıfır noktası olarak bütün imparatorluktaki mesafe taşlarının da aynı zamanda ayarlandığı yer. Yani Roma'dan buraya gelirken kaç mil kaydettiğiniz ve o ücretleri bu taşa bakılarak ayarlanıyor. Dini bir nitelik de taşıyor biraz önce dediğim gibi. İkonoklazma dönemine kadar burada tasvirler var. Fakat ikonoklazma döneminde bu tasvirlerin, dini tasvirlerin, figür içeren tasvirlerin belli bir süre boyunca, yaklaşık bir 80 yıl boyunca kırılması ve yok edilme süreci başlıyor ikonoklast döneminde 3. Leon'la başlayarak. O dönemde buradaki bütün o ikonalar ve tasvirler de yok ediliyor ve onun yerine bu tarihi hipodrom meydanında gerçekleşen araba yarışlarının, at yarışlarının çeşitli tasvirleri buraya yerleştiriliyor. O dönemde de ufak bir değişiklik yaşıyor burası. Burası aynı zamanda biraz önce dediğim gibi siyasi bir merkez olduğu için de imparatorluk seremonilerinin gerçekleştiği bir yer. Çünkü bir yanda dünyanın o zamana kadar ve Hristiyanlığın da aynı şekilde en büyük mabedi olan Ayasofya var. Brezilya'da hipodrom var. Biraz daha sol tarafta büyük saray var ve haliyle imparatorluğun merkezi olarak, yeni sıfır noktası olarak burası var. Mesa yolu dediğimiz bu orta yol, yani ana yol, merkezi olarak da buradan başladığı için bütün seremoniler, imparatorluğun gelişi, gidişi, ordularının teren yolları gene buradan başlıyor, buradan devam ediyor. Ya denize doğru ya da Altın Kapı'ya doğru bu yol üzerinden ilerliyor. Haliyle seremonik bir yol olduğu için özellikle bu hipodromda gerçekleşen büyük isyanlar veya yarışların taraftarı olan maviler ve yeşiller dediğimiz iki büyük taraftar grubu var. Holigan diyebileceğimiz günümüzün tabirleriyle. İmparator geçtiği zaman mesela maviler tarafından bu alanda selamlanıyor. Gene siyasi bir alan olarak çeşitli infazlarda gene bu mil taşının önünde gerçekleşiyor Bizans döneminde. Osmanlı döneminde tabii ki o eski önemini kaybediyor çünkü artık ona dair belli bir başlı iz kalmamış. Latin işgali döneminde o 1204'te başlayan 60 yıllık bir dönem sonrasında maalesef buradaki hem tetrapoli yapısı komple yıkılıyor ve hiçbir iz kalmıyor. Onun yerine antik dönemlerde de burada bir Zeopistos hamamı var. Onun sonra Hürrem Sultan hamamı yapılıyor ve gene buradaki çeşitli camilere, şadırvanlara su taşıyan devasa bir su terasisi yapılıyor. Ve etrafındaki şu an kalıntılar da o dönemden kalan kalıntılar. Yakın dönemde 1900'lü yılları da bu su terazisinin bu etrafındaki kalıntıları ortaya çıkartmak için yapılan kazılarda da günümüze uzanan bu mil taşının kalıntısı bulunuyor. Yıllar boyunca bütün yollar Roma'ya çıkıyordu. Fakat Büyük Konstantin buraya Nova Roma'yı 11 Mayıs 330'da kurduktan sonra bütün yollar artık Konstantinopolis'e, yani Büyük Konstantin'in şehrine çıkmaya başladı. Ve bu yaklaşık 900 yıl boyunca devam eden bir gelenek oldu. Maalesef 1204'teki 4. Haç Seferi'nden sonra İstanbul'un neredeyse tamamında olduğu gibi burası da baştan aşağı yıkıldı, yok edildi ve yağmalandı. O yüzden de Bizans İmparatorluğu'nun yaklaşık 900 yıllık mirası da o dönem ortadan kayboldu ve Osmanlılar tarafından da unutulan bir nokta oldu Ayasofya'ya taşındığı için. Aradan geçen yaklaşık bir 800 yıl sonra buralar tekrar kazılmaya başlayınca biz bu Tetrapoli dediğimiz milyon taşının kalıntılarını bulabildik.